Jarek. Muhtemelen 10 kişiden 9'unun hatırlamadığı bir karakter. Kendisi Black Dragon üyesiydi. Black Dragon'da Kano'nun lideri olduğu bir suç örgütü. Bunu muhtemelen her Black Dragon üyesiyle alakalı video çektiğimde söyleyeceğim. Jarek'i ilk olarak Mortal Kombat Special Forces'ta görüyoruz. Special Forces'ta hiç kimsenin takmadığı, kenara atılan bir oyun. Yani Special Forces ne kadar değersizse Jarek de o kadar değersiz. Kano diğer Black Dragon üyeleriyle beraber Jarek'i gözaltı tesisinden kaçırıyor. Daha sonra rütbesi yükselen bu suç makinesi arkadaşımız Jarek, Jax ile karşı karşıya geliyor. Öldü değil mi o? Yani öldü değil mi? Jarek orada öldü yani. Jax resmen içinden geçti. Yok ölmemiş. Mortal Kombat 4'te Jarek'i tekrar görüyoruz. Nasıl oluyorsa ölmemiş ve Edenia'ya kaçmış. Shinnok adlı iblis arkadaşımız tabii ki Mortal Kombat 4 zamanında dünyayı ele geçirmek istiyor. Jarek de buna karşılık olarak Sonya ve Jax'e yardım ediyor. Yani düşmanımın düşmanı benim dostumdur kafası var. Shinnok'un istilası bittiğinde Shinnok Mortingen'i çektikten sonra Sonya Jarek'e teslim olmasını söylüyor. Ama Jarek bunu reddediyor ve karşımıza bu absürt sahne geliyor. It's over, Jarek. Shinnok is dead. The good guys won. You're coming back with me. Never, Sonya. I agreed to help defeat Shinnok, not turn myself into the special forces. The Black Dragon live on. The Black Dragon died with Kano. You're the last one, Jarek. Never! Weapons on the guy! Come in, Major Briggs. This is Lieutenant Sonya Blade. What? Sonya, this is Major Briggs. Come in. Sonya, this is Jax. Are you there? Going somewhere, Jarek? Jax! I thought you were going to... Thought I was what? Dead? Like my partner you just tossed off the cliff? I'm sorry, Jax. Please, don't drop me. Wait, I promise. Too late, Jarek. You can't drop me. You have to uphold the law. You have to arrest me. Wait. This is brutality. You can't do it. Wrong, Jarek. This is not a brutality. This is a fatality. Harika. Harikaydı. Cidden harika bir sahne. Harika bir başyapıt. Evet, Jarek öldü. Değil mi? Öldü. Bu sefer öldü yani, aşağı düştü adam. Hayır, yok, ölmemiş. Yine yaşıyor. Jarek yine ölümden kurtulmuş ve bunu da silahını vadiye sürerek, yani daha artık sürerek başarmış. Bunu nasıl yaptı bilmiyorum. Yani hadi şey deseler, yani uçtu deseler, kanadı çık deseler daha mantıklı. Hani düşme şekline bakın adamın ya. Ama kurtulmuş. Yani. Kendisini ölü gibi gösterdikten sonra dövüş sanatında uzmanlaşıyor ve Armageddon savaşında diğer herkes gibi ölüyor. Bu kadar. Jarek'in hikayesi bu kadar. Olay, bütün olay bu. Şimdiki zaman çizelgesinde nerede bilmiyoruz ve Mortal Kombat 1'e gelirse asist karakter olarak gelir. Cameo olarak gelir. Başka türlü gelemez yani. Kendisi alternatif zaman çizelgesinde, yani Mortal Kombat 9 ile 11 arasındaki zamanda çizgi romanlarda gözüküyor. Fakat çizgi romanlar çok çok detaylı ve oyuncuların büyük bir kısmı çizgi romanlarla ilgilenmediği için onu bu videoda anlatmayacağım. Çizgi romanlara özel bir video yaparsam orada anlatacağım. Anlatırım. Adamlar Jarek gibi karakter yapmış yani, bildiğin. Yani şimdi. Neyse, yarın Mortal Kombat Special Forces'a başlayacağım. Türkiye'de ilk, yani Türkçe olarak ilk ben video çekeceğim sanırım, bulamadım. Yok. Herkes kötü bir oyun olduğunu söylüyor. Bakalım cidden kötü mü? Ne kadar kötü, ne kadar rezil bir şey, bakacağız. Orada da Jarek'i yeneceğiz.